tarihçi benim misafirim olmuştu. 2002 senesinde bir özel televizyon kanalında. O zamanlar pek ünlü değildim. Dedim ki üstad, kütüphanelerde 55 seneden beri ömür tüketirsin. Kim seni ne zaman arasa bir kütüphanede bulur. Ne buldun? Zahmetine değdi mi? 55 yıl harcadın dedim. O gün itibariyle öyleydi. Sonra bir 10 yıl daha harcadı. Ahirete gitti. Hayati Bey, benim kabiliyetim yok. Gayretim çok. Kabiliyeti olan arkadaşlar da kütüphanelerde bulunsalar neler olacak neler dedi. Onlarca kitap yazan tarihçi kabiliyetim yok diyordu. Dünü anlatmasını istedim. Bize dünümüzü anlat dedim. 15 dakika hiç karışmadan dinledim. Canlı yayındayız. Endülüs İslam medeniyetinden aldı hikayeyi. 1922'ye getirdi. Malum 1920 muhteşem beldemiz Kahramanmaraş'ın kurtuluş yılıdır. 100. sene-i devriyesi de hayırlı mübarek olsun inşallah. Anlatımı fevkaladeydi. Dedim ki hocam, hayat 3 gün. Dün, bugün, yarın. Mazi, hal, istikbal. Maziyi dinledik. Hani gençler eğer o tabiri severlerse yesterday, today, tomorrow. Dünü anladık, bugün için ne dersin dedim. Paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibiyiz dedi. Merhum Necip Fazıl'ın benzetmesine çok benziyor. Kendisine miras kalan define sandığının üstüne oturup dilencilik yapanlar gibiyiz demişti. Çok doğru bir tanımlamadır. Peki dedim, gelecek için ne diyeceksin? Yarın. Tarihçi üstadın sözü aynen şu. Geçmişinde büyük olan millet, geleceğinde de büyük olur. Tarihin emri budur, kaderin sevki budur. Ancak araya bazen tereddütlü dönemler girer. Kafalar karışır, moraller bozulur. Olabilir. İnsan hayatına benzer milletlerin ve devletlerin hayatı. Bu kargaşa dönemleri asla 100 yılı geçmez dedi. Sen gençleri öğütle, onlarla buluş dedi bana. Çünkü dedi ben yaşlıyım ve tarihçiyim. Konuştuğum zaman gençler uyukluyor. Seni nedense sevdiler. Nedense sevmişler. Yapa bak. Onları uyandır. Kendi kaynaklarını öğrensinler. Kendi lisanlarını öğrensinler. 30 yıl sonra eğer kütüphanelerimize giremeyecek durumda olurlarsa çocuklar okuma yazma bilmiyor sayılacaklar dedi. Bunu onlara söyle dedi. 14 yıl sonra karşılaştığımızda sordum, bana ne dediğin hatırında mı dedim.
Tabii dedi, 30 yıl dedim, 14'ü geçti, 16 kaldı dedi. Kütüphanelerimizde araştırma yapan bir diğer ilginç adam İngiliz tarihçi Arnold Toynbee'dir. Toynbee, T-O-Y-N-B-E-E. Böyle harfleri saymam şundan. Malum bu gibi durumlarda kelime iyi anlaşılsın diye kodlarsınız. Toynbee'yi nasıl kodlayacağız? Trabzon'un T'si, Ordu'nun O'su, Yozgat'ın Y'si epey uzun. Zor iş. Onun için harfleri saydım. Size kısa bir kodlama hikayemi anlatayım da mevzuya devam edeyim. 1994 senesinde İstanbul'da bir teknik dergide yazı işleri müdürüyüm. 33 yaşındayım falan ama şakası yok yani, bildiğin müdürüm yani. Çalışanlarım falan var. Uluslararası bir dergi çıkarıyoruz, teknik dergi, makine dergisi. 4 dilde, Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça. Yani havamız yerinde. Ve bu tür yayınların başında bulunanlar en çok şundan korkarlar. Yazılar hadi neyse de reklamda hata olursa yandım. Reklamı yanlış basarsan, rengi çıkmazsa, bilmem ne hata olursa yandın. Firma hem parayı ödemez, bununla kalsa iyi canına okur. Sakınan göze çöp batarmış, en pahalı reklam hatalı çıktı. Dergi matbaadan gelince hepimiz sapsarı kesildik. Eyvah, bittik ya, bittik. Ben yazı işleri müdürü olmam hasebiyle birinci sorumluyum. Baskı müdürü arkadaşım var, Fatih Kökçe. O da biraz sorumlu, biraz değil epey sorumlu, baskıyı o yönetiyor. Yani faturayı ona keseceğiz ama kimse onu bilmez. Dergiyi kim arayacak, telefona nasıl çıkacağız diye epey kan terledik. Nihayet yalnız bulunduğum bir anda telefon çaldı. Baskı müdürü dostum dışarıda. Fatih Bey orada mı dedi. Sesinde öyle bir öfke var ki belli. Anlaşıldı yani. Eline geçirse yiyecek. Efendim mesaide yoklar bugün. Uygun görürseniz not alayım, kendisine ileteyim, sizi arattırayım dedim. Adamın hızını kesemedim. Soyadı neydi dedi. Kökçe dedim. Telefonda bir hışırtı oldu herhalde, eski teknoloji. Anlaşılmadı. Bir daha söyledim, Gökçe anladı. Kökçü anladı. Bir türlü anlaşılmıyor. Kodlar mısınız dedi. Nasıl kodlanır? Kahramanmaraş'ın K'sı. Bu arada aklıma bir fikir geldi. Fatih'in işiteceği azarı azaltmak için, ona biraz faydam olsun diye adamın hızını keseyim dedim. Kaleminiz hazır mı dedim. Hazır dedi. Söylüyorum yazın dedim. O benden vilayet isimleri bekliyor. Kabirin K'sı, ölümün Ö'sü, kefenin K'si, çıyanın Ç'si, ecelin E'si. Adam bir taraftan yazıyor, bir taraftan da telefona sesi kaçtı, ben duydum. Şöyle diyordu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Ertesi gün Fatih firmayı ziyaret etmiş, geldi. Fakat baktım keyfi yerinde. Dedim Fatih sen nereden geliyorsun? İşte o firmadan dedi. Oğlum oradan gelen adam dedim senin gibi gelmez. Yani bu ne hal dedim, sanki düğünden geldin. Nasıl geçti görüşme dedim. Vallahi dedi, adamın huyu değişmiş dedi. Dergiyi aradım, yazı işlerinden birisi çıktı, benimle konuştu dedi. Ben azar işiteceğimi zannederken, boşver Fatih Bey, hata olur, insan bu. Bir daha basarız, ölümlü dünya falan. Adamın dedi, ahlakı değişmiş ya. Sen bu adama ne yaptın dedi. Bu seninle konuşmuş belli dedi. Ne yaptın dedi. Vallahi dedim ben hiçbir şey yapmadım ama herhalde ölümü hatırladın. Ve insan ölümü hatırlayınca güzelleşir. Allah'ı unutma, ölümü unutma. Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü unut. Dünyanın en bahtiyar insanı sensin.
mübarek beldeden çok dostum var benim. Onlardan biri bir gün bana demişti ki, eski şehir yapılanmamızda hani böyle devasa binaların, şeddadi apartmanların olmadığı saadet devirlerinde şöyle evden baktığınız zaman, diyelim iş yerinizdesiniz veya başka bir evdesiniz, hastanız evde yatıyor. Şöyle bakıyorsunuz, sonra emri hak vaki oldu, uğurladınız. Aynı hizadadır, ha evde yatıyor, ha Şadil'de yatıyor. Şeyh Adil mezarlığına Şadil dersiniz değil mi? Yani evde yatmasıyla Şadil'de yatması arasında pek fark yoktur. Çünkü hayat devam ediyor. Araya giren ölüm seni şaşırtmasın. Toprağa giren beden, beden dediğin boş kapsül. İşi bitti. Sen ruhsun. Senin hayatın devam ediyor. Sakın aldanma. Sakın karamsarlıkla karşılama, dert etme. Alemlerin Rabbine gidiyorsun. Merhametlilerin en merhametlisine gidiyorsun. Sen o buluşmaya hazırlan. Ölüm güzel şey budur, perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel bayramda tahta ata binmek var. Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. Taş ihtiyarlar servi çürür, ölüm yıpranmaz. Şu gideni durdursam çekip de eteğinden, soru versem haberin var mı öleceğinden? Büyük randevu bilsem nerede, saat kaçta, tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta? Kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. Son gün olmasın dostum, çelengim top arabam, alıp beni götürsün tam dört inanmış adam. Size Necip Fazıl var buradan. Yedi beyit okudum. Hatırasına binaen. Birçok yerde anlattım ama Kahramanmaraş'ta anlatmamak olmaz. 1983 yılında, hani bunu da anlattıktan sonra Arnold Toynbee'ye döneceğim. Unutursam hatırlat. İyi dinle ya tabii. Arnold Toynbee. Tamam. Unutursam. Ha. Ne çekiyor? Çek. Çek tamam. Böyle bir çekmelerimiz var bizim son zamanlarda. Hep böyle çekiyoruz. Buraya çekiyoruz mu buraya? Buraya çekiyoruz. Valla kafayı bilgiye, sevgiyi kalbe koyacaksın. Makine ne alıyor bilmiyorum. Hatıra olsun, çekin, yasak sakın ha, öyle bir mani olmak manasında söylemiyorum. Ama delil olsun diye çekiyorsan zahmet etme. Kiramen katibin kaydı alıyor. Katiyen kaybolmaz. Makineler silinir, teknoloji değişir, şu olur bu olur ama zaten dünya ölümlü, hepsi gidiyor. Ne teknoloji kalacak, ne makine, ne bilmem ne ya. Kül feyekül. Ol emriyle oldu, olma emriyle olmaz. Veren de o alanda, nedir senden gidecek. Telaşını gören de can senin zannedecek. 1983 yılında 22 yaşında İstanbul'da Hukuk Fakültesi'nde talebeyim ve 2 yıldır evliyim. 20 yaşında evlendim, 3 sene okudum. Diplomayı aldığımda 1 yaşında çocuk babasıydım. Ne acelem vardı evlenmeye, bari okul bitseydi demesin kimse. Benim acelem vardı, başkası alır diye korktum. Bıraktım anne babaya, gittim. 3 sene okudum, 1 sene staj, 4-7 sene avukatlık yaptım. Anamın babamın yanında hanım. Ben 20 yaşındaydım, o benden 4 yaş küçüktü. Hala öyledir. 11 yıl boyunca son derece totaliter bir kayınvalide olan anamın fevkalade antidemokratik uygulamalarına itiraz etmeden seyr-i sülukunu tamamlayan Refikam hanımefendi gözümün önünde erdi erdi. Ermişle evliyim. Ve hanım kızlarımız düşünsünler, böyle bir totalitarizme, böyle bir kaynana sultasına 11 yıl demiyorum, 11 ay da demiyorum,
11 gün itirazsız tahammül edebilecek olan bugünün ermişidir. Varsa parmak kaldırsın. İşte o günlerde ayrılık bir taraftan Necip Fazıl merhumun da şiirlerini ezberliyoruz. Yani birçok şairden şiir ezberliyorum ama rahmetlinin şiirleri bambaşkaydı yani. 70'li 80'li yılları Necip Fazıl'la geçirdik biz. Yani bizim nesil öyledir yani. 30-40 şiirini hemen herkes ezbere bilirdi. Elimde sükutun nabzını dinle, dinle de gönlümü alıver gitsin. Saçlarından tutup kor gözlerinle, yaşlı gözlerime dalıver gitsin. Yürü gölgen seni uğurlamakta, küçülüp küçülüp kaybol Irak'ta. Yolu tam dönerken arkana bak da, köşede bir lahza kalıver gitsin. Ümidim yılların seline düştü, saçının en titrek teline düştü. Kuru yaprak gibi eline düştü, istersen rüzgara salıver gitsin. Dediği gibi Necip Fazıl şunu da demiştir. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni, yokluğumda buldum seni. Bırak vehnimde gölgeni, gelme artık neye yarar. İki tıra şiir yazıyor. Yazdığı iki kıta şiirin birincisinde beklemenin şiddetini anlatırken insan havsalasının sınırlarını zorluyor. Şeytanın günahı beklemesinden şiddetli, hastanın sabahı beklemesinden iştahlı, mezarın taze ölüyü beklemesinden bile kuvvetli bekleyen adam nasıl olur, niçin geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni diye gürler. İşte Necip Fazıl merhum bu kısacık şiirinde Leyla ve Mecnun'u adeta 20. yüzyıla taşımıştır. Ömrün sevgili peşinde geçer ve sonra sen Leyla'yı ararken Mevla'yı bulursun ve dersin ki Leyla'ya gelme artık istemem. Ben aradığımı buldum. İşte bu şiirlerle filan vakit geçiriyoruz. Bir taraftan da Necip Fazıl merhum 70'li yaşlarında, 1983 yılı, 1904 doğumludur kendisi, vefatında 79 yaşında. Ben son 4 yıl Haydarpaşa'dan bindiğim bandiyo treniyle okuldan eve gidiyorum. Haydarpaşa, Söğütlü, Çeşme, Kızıl Toprak, Fener Yolu, Göztepe, Erenköy. Necip Fazıl orada oturuyor. Ben inemiyorum, bir türlü inemedim, 4 sene inemedim. Gidip kapısını çalma cesaretim olmadı, ben devam ediyorum. Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya, Plajı, Maltepe, Cevizli'de ben iniyorum. Benden sonra tren devam ediyor. Rahmanlar, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Güzelyalı, Kurt, Kiremit, İçme, Tuzla, Coşkun, Uğurlar, İçayrolu, Osman, Gazi, Gebze. Ve ben her Allah'ın günü giderken de gelirken de Erenköy'de inecek cesareti kendimde arıyorum ve fakat bulamıyorum. Biri beni götürsün diye çok bekledim, olmadı. Ve bir gün Beyazıt Camii'nin önünde derse girmeden önce elime aldığım gazetede tam sayfa resmini gördüm ve dizlerimin bağı çözüldü. Resmi görünce anladım vefat etmiş. Biz asil Türklerin adetimiz şudur ki acından öldürür üstüne türbe yaparız. Anladım öldüğünü, eyvah dedim, fırsatı kaçırdık. Resmin altında bulunan iki mısrayı okumadan önce haylice düşündüm. Demin okuduğum 7 beytten birisini yazmışlardır tahmin ediyordum ama gazeteyi kendime yaklaştırdığımda yanıldığımı gördüm. Şu beyti yazıyordu. Genç adam yollarımı adım adım bilirsin. Erken gel beni evde bulamayabilirsin. Rahmetlinin bize yaptığı son şakadır. Dün görüşemedik ve böyle bir mesajla göçtü gitti. Tekrar mülaki oluruz bezmi ezelde. Evvelki de ahbaba selam olsun erenler. Önden gittiler, sıra bize gelince gider ve buluşuruz. Benim orada çok işim var. Kendisine soracaklarım var bir sürü. Dönüyorum Arnold Toynbee'ye. Osmanlı kütüphanelerinde 51 yıl ders çalışan İngiliz tarihçi Arnold Toynbee 1975 yılında 86 yaşında öldü. 51 yıl diyorum. 1921'de başladı. Maraş'ın kurtuluşundan bir sene sonra başladı çalışmaya bizim kütüphanelerimizde. 1972'ye kadar aralıksız her gün kütüphanedeydi.
araştırma yapıyor. Mesaisi bitti 51 yıl sonra. Tası tarağı toplayıp gidecekken sordular. Üstad, yarım asır kütüphanede ne aradın sen? Cevabı çok enteresandır. Şair Baki'nin memleketinde bulunduğum yeter. 1600 yılında vefat eden Şair Baki'yi tanımış olmasına verdiği değere bak. Ve biz, dedim ya, kendimizle aramızda sıkıntı var vesselam. Bir kendimizi tanıyamadık ya, hile güne karşı. Hindistan'daki Taj Mahal'i yapan mimarlar bizimdir ya. Hindistan'da bir gün hükümranlığımız olmadı. Ama Osmanlı, o yapılırken 1600'lü yılların sonlarında Mimar Sinan merhumun iki çırağını gönderdi ve o muazzam inşaat onlar tarafından yapıldı. Harika, dünyanın harikalarından biridir. Hattat'ı dahi Osmanlı'dan gitmiştir. Hattat da. Ve biz bunu bile hatırlamayız. Geçen de bunu anlattım TRT'de. Taj Mahal'in bir de şu tarafı var, onu da anlattım. Şah Cihan hanımı için yaptırmış. Hanımı vefat edince mezar, anıt mezar olarak yaptırmış, oraya defnettirmiş. Sonra senelerce bakar bakar ağlardı adam. Adam 20 sene ağladı ya, aşka bak. Sonra kendisi de aynı yere defnedildi. Hakikaten yakıcı bir hikaye. Bugün Taj Mahal'i seyredenler Şah Cihan'ın ve hanımının mezarlarını yan yana görüyorlar. Aşkın adilesini hayranlıkla seyrediyorlar. Sözümüz yok. Da ben bunu TRT'de anlattım diye başıma ne geldi bak. Televizyondaki programlarımı genellikle seyretmeyen Refikam hanımefendi bu programı baştan sona seyretmiş. Eve geldim, karşıma çıkan faturaya bak. Hanımı için neler yapıyor insanlar. Kendin anlattın. Hakikaten doğru, kaçacak delik yok. Allah'tan icra etmesek de mesleğimiz avukatlık. Savunma işimiz yani, acizane. Kurtulmam lazım bu cendereden. Dedi ki hanım, tamamını seyrettin mi programı? Evet dedi. O halde orada söylediğimi sen de duymuş olmalısın. Şah Cihan bu muazzam eseri, evet, hanımı için, onun aşkına yaptı. Tabii vefatından sonra. Allah sana hayırlı ömürler versin. Emri hak vaki olursa şayet, senin için neler yapacağımı kimse bilemez. Dedim ve mesele bir daha açılmamak üzere kapandı. Geçen de bizim eve bir misafir geldi. Genç bir hanım. Evli, 2 yaşında da çocuğu var. Akrabadan yani. Benim akrabam olsa pek önemli değil de, hanımın akrabası olduğu için. VIP misafir yani. Öyle ağırlıyoruz. Yani. Bu hep böyledir ha. Yani bizim evde daima benim sözüm geçer. Son sözü ben söylerim. Son söz benim. Haklısın hanım. Vallahi lafının üstüne laf konmasını istemeyen adamlar buna dikkat etsinler. Erkekliği muhafaza etmek için, otoriteyi sastırmamak için yapacağın şey şu. Haklısın hanım diyeceksin, lafının üstüne laf konmaz. Budur yani. 50 yıllık tecrübeyi söylüyorum size, şaka değil ya. Fevkalade bir İhtimamla ağırlıyoruz misafirimizi. Konuşma sırasında derdi anlaşıldı. Sebebi ziyareti de anlaşıldı. Ev hizmetleri ağır geliyormuş kızımıza. Mesela çay dağıtıyor ya. 6 kişi geliyor eve, 5 kişi geliyor mesela. Çay dağıtıyorsun. Sonra bardakları topluyorsun falan. Hakikaten insan haklarına aykırı. Yazık dedim ya kızım, seni kurtarmak lazım gerçekten falan dedim. Çok ağır gidip geliyormuş, nedense bilmiyorum. Tabii ekmek de koyuyorsun yanına, kolay da değil yani. Sonra değil mi? Kimi açık ister, kimi bilmem falan. Ayaklarımın üstünde durmak istiyorum dedi. Anladım ben, işe girecek. Tamam.
Bizim hanım da ev hanımı. Ablam kafa üstünü duruyor dedi. Pek anlamadı. Bak dedim, sen ayaklarının üstünde durmak istiyorsun, dur. Bak, ayaklarının üstünde durmayan, kafa üstü duran ablam var ya, 40 seneden beri burada. Emin olun bunu da anlamadı. Ve ısrar etti, gayret etti, araya girenler oldu, bilmem ne falan. Hostes şimdi çalışıyor. 500 kişiye çay dağıtıyor. Ayaklarının üstünde de duruyor. Çocuk kreşte. Yuvada. Tabii büyüdüğü zaman annesini haliyle huzur evine yatıracak. Ana okulunda ana yok, huzur evinde huzur yok. Hayır, çalışma demiyorum. Çalış, Allah çalışanı sever. Kadın da çalışsın, erkek de çalışsın. Ben onu demiyorum. Benim dediğim şu. İyi anlaşılsın, bazen yanlış anlaşılıyor. Milenyum bu. Lafın nereye gideceği belli olmuyor. Onun için izah ediyorum bak. Genç bir kaymakam dostum geçen de Vali Bey de vardı bulunduğumuz ortamda. Nasılsa şöyle dedi. Laf yeri geldi, bizim hanım çalışmıyor. Bak sen, hanım çalışmıyor ya. Allah Allah. Ben de biliyorum, ev hanımı 3 çocuğu var. Biri kundakta. Ne kastettiğini biliyorum ama. Yani ev hanımı demek istiyor. Benim kocalığım tuttu bir kere. Dedim ki, kaymakam bey, bu gömleği kim ütüledi dedim. Hanım dedi. Kahvaltıyı kim hazırladı? Hanım dedi. Çocuklara kim bakıyor? Hanım. Çamaşırları kim yıkar? Hanım. Ve çalışmıyor. Allah taş eder adamı, taş. Yani şimdi sen 8 saat mesai yapıyorsun diye çalışıyorsun. Efendim? 24 saat ömür boyu çalışan insana laf yeri gelince çalışmıyor diyorsun, öyle mi? Bu hesabı veremezsin. Ne diyeyim hocam dedi, annelik yapıyor diyeceksin. Annelik yapıyor diyeceksin ve şunu ekleyeceksin. Olur ki muhatabın anlamaz. Annelik yani dünyadaki en zor ve en ağır iş. En önemli iş ve asla devredilemeyen görev. Aksini düşünen var mı? Ben okuma yazma bilmeyen bir kadının ve ilkokul mezunu bir başka kadının eseri olarak karşınızdayım. Biri anam, biri refikam. Sene oldu benim evleneli. Yani 40. yıl hayli masraflı tabii. Bir de o var. Hanım cennete gideceğiz inşallah dedim. Haber mi aldın dedi. Yok dedim, haber almadım da. 40 senedir bana sabrediyorsun. Ben sana şükrediyorum. Sabreden ve şükreden cennete gider yazıyor kitapta. Ondan. İlk yapan ev hanımlığı yapan kişiyi çalışmıyor zannetme, şakasını bile yapma, Allah taş eder adamı. Bu borcu ödeyemezsin, demedi deme. Bunun altından kalkamazsın. Hem öyle çalışıyor ki, yahu sadece 3 gün önce ben evden çıkarken, ben buraya gelmeden önce Danimarka'ya gittim, geldim. Yarın Ankara'ya geleceğim, ertesi gün Manisa'ya, ondan sonra perşembe sabahı eve gitmem ümit ediliyor. Yanımda bir valiz böyle geziyorum. Ben evden çıkarken şöyle deseydi refikam hanımefendi, Hayati Bey, sen avukat olduğun için haftada 2 gün tatilin oluyor ya, senede de 45 gün adli tatilin var, helal olsun. Çalışan tatil yapar tabii, ne güzel. Ben sadece bugün tatil yapacağım. Bir gün. 40 senede bir gün. Deseydi karşınıza çıkamazdı. Evet. Sen çalışan insana çalışmıyor dersen o olmaz. Ne yaparsan yap. Emekli mi olacaksın? Ol. 657 sayılı devlet memurdu.
Hafız-ı Şirazi, İran Fars Edebiyatı'nın en ünlü, en yukarıdaki üstadıdır ve bir beyti şöyledir. Sözü nereye bağlayacağım ama biraz sonra anlaşılacak. Maradır menzili canan ke emni ayş çün herdem ceres feryat midaret kebar bandit mahmel a. Hafız-ı Şirazi ne diyor? Mecnun ile meslektaşım. O da yolcu, ben de yolcuyum. O çölde, ben dünyada. O Mevla, o Leyla derdinde ben Mevla. Leyla'ya aşık, çölde dolaşıyor. Ben Mevla aşkıyla dünyadayım. O peşine düştüğü kervandaki çan sesini kaçırmamak için uyuyamazdı. Uyusa akbabalara yem olur. Benim çanım yok ama kalbimin tiktakları bana yol gösteriyor. An be an kabre yaklaştığımı hatırlatıyor. Ben de uyuyamam. Aşira uyku yok. Mecnun ile meslektaşız diyor şair Hafız-ı Şirazi. Maraşlı şair Halili-i Maraşi. Bak ne diyor. Halili-i Maraşi. Vefatı 1504. Maraş'ta şair sadece 20. yüzyılda değil, oldum olası, oldum olası. Sümbülzade Vehbi, merhum Maraşlıdır ve muazzam bir üstattır. Azıcık kavgalıyızdır ama üstadım Şeyh Galip'e çok laf söylüyor da ondan. Fakat muazzam bir üstadır. Allah gani gani rahmet etsin. Halili-i Maraşi diyor ki, ün eder daim ceres yükün tut ey gafil deyu, rahı bilmem rahatım yok, rahletim var ağlarım. Hafız-ı Şirazi'nin dediğinin Türkçesi ve aynı biçimde farklı. Dedim ya, vefat 1504. Kalbimin tiktakları bana yol bitmekte diye an be an ikaz ediyor. Yükünü tut ey gafil diyor. Ben ise yolu bilmem, rahatım yok ve yolculuk zaruri, ağlıyorum. Gözyaşı rahmettir, ağlayan kazanır. Sümbülzade merhum diyor ki, cam-ı lalin şevkına mestane ettin sen beni, kaselisi sofrayı meyhane ettin sen beni. Pirlikte hatırım yıktın, ne yaptım ben sana? Akıbet gencimde yuvirane ettin sen beni. Yanmadan yakılmadan pervane şimden sonrakim. Şem-i ruhum yandırıp pervane ettin sen beni. Boynuna olsun vebali zülfünün zincirini. Gerdeninden gösterip divane ettin sen beni. Hüsnünün mecnunu etmişken yine Vehbiye der, aleme Leyli gibi efsane ettin sen beni. Okuduğum beyitleri günümüz Türkçesiyle söyleyeyim de Sümbülzade merhumun ya çok enteresan bir adam ya. Sümbülzade Vehbi 18. yüzyılda öyle adamlar yetiştirmişiz ki hatta 19'a sarktı o. 1800'lerden sonra Şeyh Galip'ten epey sonra vefat etti. Senin aşkınla diyor mecnun oldum, divane oldum da zincire bağlı deli haline geldim. Alacağın olsun diyor. Alacağın olsun. Bana yapacağını yaptın. Ateşten de korkacak halim kalmadı çünkü pervane oldum. Pervane ateşten korkar mı? Üstüne üstüne gidiyorum. Fakat bana yaptığın eziyetler yetmiyormuş gibi bir de diyorsun ki beni Leyla gibi efsane ettin, dillere düşürdün diye şikayet ediyorsun diyor. İşte bizde aşkın ifade biçimi, sevgili o kadar yüksektedir, o kadar kıymetlidir ki peşinde çekilen acılar ve ızdıraplardan şikayet etmek caiz değildir. Buna müsaade olunmaz. Hatta sızlanmak suç sayılır. Kovulma sebebidir. Aşktan çektiğin ızdırap seni kemale getiren feyizdir, seni besleyen gıdadır. Bundan şikayet etmek asla yakışmaz. Can dediğin nedir ki peşin verdin gitti ya. Ölüm ölüm dediğin nedir ki gülüm var ya. Aynen öyle yani bizim üstadlarımızın. Hele bizim üstadlarımız ölümü anlatırken insanın ölesi gelir. Ben size
Ben size aşkın en yüksek mertebeden ifadesini iki kıtayla büyüklerimizden arz edeceğim önce. Arapça bir kıta, Hazreti Ayşe'den. Sonra Farsça bir kıta, Molla Camii'den. Arapça ve Farsça şiirleri niye karıştırıyorsun şimdi demeyin bana. Biz Arabi, Farisi ve Türki, bu üç lisanın eş yumurta üçüzü ilişkisiyle 1000 yıldan beri muazzam bir medeniyet inşa ettik. Muazzam. Üç dilin bütün imkanlarını Türkçe şemsiyesi altında ferah ferah kullandık. Çok güzel oldu eser. Bizim de başımız döndü. Sonra elimize baltayı aldık. Kesmeye başladık. Bu kadarı fazla dedik yani. Bize ağır geldi. Çünkü babadan kalma 3+1 TOKİ dairesini paylaşmak kolayımıza geldi. Oysa büyük dededen kalan 80+8 malikanenin tapusu cebimizdeydi. Bakabilseydik. Ve ben size bu günümüz insanına yapmaya çalıştığım, ya oyalanma şu 3+1'le, bu malikane senin. Farkında değilsin, aşırı zenginsin de, bir de zenginliği kabul etmek kolay değil tabii yani. İnsanın ufku daralmış. Adam diyor ki işte, yani kat tapusu, kat mülkiyeti bilmem ne, oraya kalmış. Ufku geniş hale gelirse, kendini tanırsa, kaynaklarına yönelebilirse, bir de Arapça, Türkçe falan diye çok da takılmaya gerek yok. Türkçenin ne olduğunu ben 80'lik bir ihtiyardan dinledim. Adamın okuma yazması yoktu, hacdan dönmüş. Bu okuma yazma bilmeyen insanlardan çok şey öğrendim ben. Üniversiteye gitmedikleri için kafaları karışmıyor herhalde. Ne gördün Hicaz'da dedim. Hacı amcanın anlattığına bak ya. Evlat dedi, bu Araplar acayip dedi. Hayırdır dedim. Türkçe yazan okuyorlar dedi. Başka dedim. Namazı da Türkçe kılıyorlar. Tabi Sübhaneke Allahümme ve bihamdike ma Türkçe namaz kılıyor işte adam. Dedim. Kur'an'ı bile Türkçe okuyorlar dedi. Tabi Yasin vel Kur'anil Hakim Türkçe okuyor. Amca biliyor. Peki dedim, sen neye sıkıldın? Canını sıkan ne? Ya kendi aralarında acayip bir dil konuşuyorlar, anlayamadım. Ya Hacı amcanın bakışına bak. Bu nasıl bir bakıştır, bu nasıl bir anlayıştır, bu nasıl bir serin kanlılıktır? Ya sen de diplomalarına güvenip diyorsun ki falan filan, bırak o kararlık yapma şimdi ya. Bırak ya, Allah'ını seversen. 1000 yıllık mektebin talebesi o adam ya. Senin bildiklerin ne ya sen? Ne okudun, ne öğrendin, ne bildin seber hava. Yer çökmeden, gök iki şah yarılmadan geçilmez. Varlık niçin, yokluk nasıl, yaşamak ne topyekun. Aklı yele salıverip çıldırmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada. Bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi. Usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte işte o eteğe sarılmadan geçilmez. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. Zor adam, zor. Zaten ben ondan korktum da gidemedim karşısına. Necip Fazıl'ın karşısına nasıl çıkacaksın kardeşim ya? Yani cesaret ister o. Adam treni kaçırıyor Erenköy'den. Banlıyor treni. Tam binecek, kapılar kapanmış. Tren giderken koşar adım yakalanıyor. Arkadaşının birisi de takılacak. Üstad gemiyi, treni mi kaçırdı? Alay edecek yani. Kaçırdın mı diyor. Kovdun gitti diyor. Yani böyle bir adam. Yani bu adamın karşısına nasıl çıkacaksın? İngilizler ansiklopedi yapmışlar üstad. Koskoca Türk edebiyatından iki şaire yer vermişler. Kibirli İngilizler diyorlar. Zannedecekler ki kızacak Necip Fazıl. Necip Fazıl gayet serin kaldı. İkincisi kim diyor. Böyle bir adam ya. Ağır ceza reisi diyor ki bir daha karşımda görmeyeceğim seni diyor. Hayrola emekli mi oluyorsun? Ben gelirim diyor ya. O resmi hatırlayanlar, bu aksaçlılar var aramızda, belki hatırlarlar. 1983'te vefatı üzerine bir resim basılmıştı. O dedim ya, o resim. Sakalları yeni bırakmış. Yenice sigarası içerdi. Filtresiz, yassı, bol dumandı. Böyle salmış dumanı. Abiciğim.
Dumanların arasından flaş çarpmış. Efkarlı çizgili bir yüz, bir de altta iki mısra. Aman Allah, genç adam, yollarımı adım adım bilirsin. Erken gel, beni evde bulamayabilirsin. Yarım saat ağladım Beyazıt evinde. Darmadağın oldum ya. Hayret bir şey ya. Allah rahmet eylesin. De bunu niye hatırladık? Ben ne anlatıyorum? Arapça dört mısra okuyacağım dedim size. Hazreti Ayşe diyor ki, Resulullah Efendimiz için yazılan şiirlerin belki de ilki Hazreti Ayşe'ye ait. وَلَوْ سَمِعُوا اَهْلَ مِصْرَ اَوْسَى فَحَدِّهِ وَلَوْ سَمِعُوا اَهْلَ مِصْرَ اَوْسَى فَحَدِّهِ لَمَا بَزَلُوا يَوْمٍ يُوسُفَ مِنْ نَقْدٍ لَذ۪ي مَا زَلِيخَا لَوْ رَأَيْنَ جَب۪ينَهُ لَعَاسَرْنَ بِالْقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْاَيْد۪ي Ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, Yusuf peygamber Mısır'da köle olarak satışa çıktığında Mısır halkı çarşıya koştu. Nesi varsa vermeye hazırdı Yusuf'u satın almak için. Ya Resulallah, seni görselerdi kuruş harcamazlar. Sonra kadınlar Hazreti Yusuf'u gördü, hayranlıktan çıldırdılar, akılları başlarından gitti ve ellerini kestiler. Seni görselerdi kalplerini keserlerdi ya Resulallah diyor. Azizim, yarım bardak su bırakıyor ortada Resulullah'ın karşısında otururken Hazreti Ayşe mahsus yarım bırakıyor. Yani Resulullah benim bardağımdan su içer mi? Naz yapıyor, naz. Nazı bildiniz mi? Onun nazına karşı Resulü Zişan Efendimiz buyurdular ki, onu Allah nazladı. Ne yapabilirim? Nale. Çünkü o ayetle nazlanmıştır. Bardak ortada. Resulullah bardağı eline aldı. Hazreti Ayşe taş kesin. Acaba içecek mi, içmeyecek mi? Tam kaldırdı, çevirdi. Onun dudaklarını değdirdi, yerden içti. Aşkın ne olduğunu, sevginin, ailenin, muhabbetin, evlat sevgisinin ne olduğunu, Batı aleminden gelip de bize anlatmaya kalkışanlara çok canım sıkılıyor. Şöyle diyesim var, otur oturduğun yerde, geldiğin yeri biliyoruz sömürgeci. Aşkın ana vatanındasın. Sevgiyi senden mi öğreneceğiz? Sen giderken biz geliyorduk. Olimpos'un çocukları Hira Dağı'nın evlatlarına ders veremez. Ama emin olun, bu duruş için kendi kaynaklarımızla yeterince irtibatlı olmalıyız. Eksiğimiz budur. Bizim bir tek noksanımız var, kendimizi tanımak. Ve okullarımızda en mühim eksik ders, zorunlu dün dersleri. Zorunlu dün derslerine ihtiyacımız var. Dünü çabuk unutuyoruz. Enteresan bir yapımız var. Türk'ün burası çok zayıftır. Aman dikkat, dünü hatırlamamız lazım. Bir dakika diyeceksin ya, bir dakika. Koca Afrika kıtası senin yüzünden açlık çekiyor. Yerin altı elmas dolu olduğu halde. Sebep sensin, sömürgeci. İkinci aşk şiiri Farsça demiştim. Molla Cami Hazretleri diyor ki, Ya Resulallah cebaşet çünseki ashab-ı kef, dahili cennet şevemder zümre-i ahbabutu, o revetter cennetü mender cehennem keyravest, o segi ashabı kehfest men segi ashabı tu. Tercüme ediyorum ya Resulallah. Nerede ashabı kehf? Tabi. Yani rivayet muhtelif ama Maraş'ta diyorsunuz. Tabi bence de Maraş'ta. Yemli hamek selina mislina mernuş debernuş şazenuş kefeş datayuş adlı yedi er. Köpekleri kıtmir. Babam bana bunu ezberletmişti çocukluğumda. Niye ezberledim dedim. Köpek görünce oku dedi. O zamandan beri köpeklerle aram iyidir.
Köpekler efendisini tanıyor. Kıtmiri görünce kuyruğu kısıyorlar. Efendisini unutan insan. Köpek bilir. Kıtmir cennete gitti diyor ya Resulallah diyor. Molla Cami Hazretleri. Niye gitti? Sahipleri hatırlı. O yedi güzel insanın hatırına gitti. Ya Resulallah, Eshab-ı Kehf'in köpeği cennete gitti. Ben senin eshabının köpeğiyim. Şefaat buyur, ben de cennete gideyim de köpek yalnız kalmasın. Aşkın ifade biçimine bak Allah aşkına ya. Molla Cami. Kim biliyor musunuz? Tabii biliyorsunuz. Sultan Fatih Marhum'un hocasıdır. Kendisi. Yüz yüze görüşemediler. Nasip olmadı. Görüşmek için geldi. Konya'ya kadar geldi. Sabah yola devam edecekti ama acı haber geldi. 1481 Fatih vefat etti. Döndü Molla Cami Hazretleri. Bir sene sonra kendisi vefat etti. Görüşme ahirete kaldı. Fatih Sultan Mehmet Marhum Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin kapısına gelmişti. İçeriye girmek istedi. Çocuk sordu. Buyurun efendim, emriniz. Hocamın elini öpeceğim dedi. Müsaade ederlerse duasını alacağım. Çocuk içeriye gidip haber veriyor. Ebu'l-Vefa Hazretleri haber gönderiyor çocukla. Müsait değiliz, görüşemeyiz, dönsünler. Fatih Sultan Mehmet kapıdan dönüyor. Dönerken diyor ki, gördün mü Lala, Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını açtık, bir tahta kapıdan geçemiyoruz. Bu kapıdan gel olmadan geçilmez, rızasız bahçenin gülü derilmez, buraya orduyla da gelinmez, çaresiz döneceğiz diyor. İstanbul'u fetheden adam devlet başkanı sıfatıyla bir kapıdan kabul edilmiyor. Gücenmeden de dönüyor. Çocuk içeri giriyor, bakıyor ki Ebu'l-Vefa Hazretleri ağlıyor. Artık dayanamıyor ve soruyor, efendim hem üzüldünüz hem üzdünüz. Kısa bir sohbete izin verseydiniz keşke. Acaba hikmeti nedir? Cevap, evlat o gaza askeridir, biz dua askeriyiz. Eğer bu sohbetin tadını alırsa devlet gözünden düşer. Ben ona ayrılık olmayan yere randevu verdim. Burada görüşmemiz uygun değil dedi. İşte bizim devletten anladığımız. Yani bir yıldan bu yana devlet geleneğimizin çekirdeğinde bu anlayış var. O hardware, biz software. O beden, biz ruh. O orada lazım, biz burada. Karışırsa işler karışır. Görüşme ahirette. Acelesi yok. Fatih Sultan Mehmet merhum Ebu'l-Vefa kapısında. Gördün mü Lala, Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını açtık, bir tahta kapıdan geçemiyoruz diyor. 5 asır sonra içerideki gönül sultanı Abdülhakim Arvasi, dışarıdaki şiirin sultanı Necip Fazıl Kısakürek, bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez, eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez diyor. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli, bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin, yalnız onda şifresi, işte o ete sarılmadan geçilmez diyor. Anlayış nasıl devam ediyor görüyor musun? 5 asır geçmiş. Ama kimya bu, öz bu, bundan sapma yok. Zaten o özü burada muhafaza ettiğin zaman garip şeyler oluyor bu ülkede. Bu özü kayboldu zannediyorsun, öyle kaybolmuş falan değil. Hatırlarsınız 15 Temmuz'da birisi anlattım, ben gazeteler röportaj verdim. Bir delikanlı gördüm, 30 yaşında var yok, evli, 2 çocuğu var, asgari ücretten hallice bir geliri var. Tankın karşısına çıkmış. Bindiği araba 20 yaşında yerli araba. Gazı sıktırmış cebindeki son harçlıkla. Eve dönmeye para yok. Ama tanka kafa tutuyor. Yukarıdan mermi de geliyor bir taraftan. Çekiliyor. Oğlum diyorum, bu tanktan korkmaz mısın sen? Cevaba bak. Diyor ki, abi diyor, ben bundan korkmam da karadan korkarım bir. Korkuyor hanımdan. Bir de ev sahibinden korkuyorum diyor, ev kira diyor. Fakat diyor, ev kira ama memleket bizim. Adama bak ya. Abi bak, sosyolojik bir tahlil olarak şunu söyleyeyim yani. Hanımından korkan, tanktan korkmayan,
insan tipini ancak Türkiye'de bulabiliriz. Allah'tan korkar yani. O demek. Neden korkuyor ev sahibinden? Kiraya zam yapar, ödeyemem falan. O ne korkuyor? Allah korkusu işte. Adamda hak fikri var. Kul hakkı korkusu var. Öbürü ne? Ölüm. Ölüm dediğin nedir ki gülüm? Davranış bu. Ve bunu başka hiçbir yerde bulamazsın. Bu direncin arka planında ne var? 50 seneden beri aşağı yukarı çocukluğumuzdan bu yana takip ederiz, bir şeyler duyarız. Dünyanın en uzak köşelerinden, kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan huzuru kaçanlar Türkiye'ye gelir sığınır. Doğu Türkistan'dan gelenler oldu bilirsiniz, Özbekistan, Türkmenistan hepsinden gelenler oldu. Afrika ülkelerinden oldu, Orta Doğu ülkelerinden oldu, Suriye'den, Irak'tan, Saraybosna'dan, Avrupa'dan, Romanya'dan, Bulgaristan, Yunanistan'dan çok oldu, hep oldu. Çok mu zengindik biz? Hayır. Niye geliyordu sana? Babasın, sen de ondan. Ağasın, ağa. Fakir olabilirsin ama baba sensin. Evlat baş ağrıyınca babaya sığınır. Bunda şaşılacak bir şey yok. İyi de güzel kardeşim, senin başına bin türlü bela geldi. Terk edip gitmeyi hiç düşündün mü? Hayır. Neden? Vatan ona diyorlar işte. Biz bir karar vermişiz. Kararın adı şu, kısaca özeti şu. Üstünde yaşamak nasip değilse altında yatarız. Hiç de yüksünmez ya. Gayet normaldir. Ya kaçsa da kurtulsaydı demez kimse. Üstünde yaşayacağım ya altında yatacağım. Vatan burası kardeşim. Var mı yani? Ne? Ama işte o vatan nedir, onu besleyenlerdir anlattıklarım. Software olmadan hardware bir işe yaramaz. Bilgisayar sistemini almışsın, kurmuşsun, program yok. Hiçbir işe yaramaz. Kalp kriziyle hastaneye gittim. 7 sene önce. Yani çok sert ve ani bir kriz bu. Nefes alamıyorum falan filan, zannettim ki ben nefes darlığı var filan diye koyup hastaneye yetiştirdiler. Hemen teşhisi koydu, doktorlar da işi biliyorlar maşallah. 30 saniyede teşhis. Kalp krizi bu dedi, stent takacağız. Kendimi şeyde buldum, o soğuk yerde. Biraz da üşüyor insan. Yarı baygın, şuur, perişan. Taktılar, stent. Stentin ne olduğunu sonra öğrendim. Yüzüğe benziyor kızım. Yüzük. Nişan yüzüğü. Yani nişanlandık yani. Tabii buraya bir nişan yüzüğü takıldı. Düğüne bekleriz. Doktor gelmiş, başıma dikilmiş. Yoğun bakım odasında. Şuurum perişan, karşımda doktor. Hayırdır doktor dedim, taktığımız yüzeye bakmaya geldim dedi. Nasıl dedim, iyi dedi. Oturmuş, yakışmış. Benim sonum ne olur dedim. Doktor bana çok güzel bir cevap verdi. Endişe etme hocam, ölene kadar yaşarsın. Şimdi bunu öğrenince rahatladım tabii. Tabii, yani ecel garantisi var. Arap şairinin dediği gibi isbir ala ahvaliha la mevta illa bil ecel. Hiçbir şeyden yılma diyor, kafaya takma diyor. Harp olmuş, darp olmuş, savaş çıkmış, ne bileyim, hastalık var, adamın elinde tabanca var, bıçak var. Bana ne, ecelin geldi mi gelmedi mi? Mesele o. İnsan tabancayla bıçakla ölmez. Hastalıkla, savaşla ölmez. Ecel geldiyse ölür. O da Allah iledir işin. Sağa sola bak. Doktora gidiyorsun. Git canım, tamam, doktor da tahsil yapmış yani, işi gücü ekmek yiyecek haliyle. Eczacı, geçim kaynağı, onların da işi bu. Ama sen 100 yaşında bir doktor gördün mü? Ben hiç görmedim. Yani elinde böyle bir kabiliyet yok. Senin işin Allah'la, canını sıkma. Yanlış kapı çalma yani. Stenti taktı. Ölene kadar yaşayacağımı da belirtti. Allah razı olsun. Adamın son sözü. Vasiyetini yaz. Doktor diyor bunu. Neden dedim? Kabir hayatında konuşamazsın dedi. Vasiyetin olmazsa. Vallahi dedim, bu doğru da sen bunu nereden öğrendin? İmam-ı Gazali'den Kıyamet ve Ahiret okudum dedi. Hazretin öyle bir kitabı var. Kıyamet ve Ahiret. İmam Gazali. Neden okudun dedim. Turizm rehberi dedi. İnsan bir yere gitmeden önce orası hakkında bilgi edinir. Ben de ahirete gideceğim, sordum, öğrendim dedi ahirette.
Sen dedim Maraş'a giderken soruyorsun ya orada ne var ne yok diye. Güzel, akıllı doktor. Konuşmasam ne olur kabirde dedim. Niye bunu önemsiyorsun? Ya seni tanıyorum da ondan dedi doktor. Sen orada bile konuşmadan duramazsın dedi. Zaten bana burada da dediler. Maraş'ta konferans vermeye gidiyorum dedim. Arkadaşlarımın bana dediği şey şu. Allah kolaylık versin dedi. Amin dedim dinleyenlere dedi. Doktor tavsiyesi. Tutmamak olmaz. Vasiyetimi yazdım. Ve Maraş'a vasiyetimi size bildirmeye geldim. İnternette vasiyetim şu. Daha belli değil. Niye alkışlıyorsun? İnternette web sayfamda hayatiinanc.com sayfamda vasiyet ettiğimiz kitaplar diye bir başlık açtım. Altında 5 madde var. 3'ü kitap, 2'si makale. Basıyorsun açılıyor. Bir şey satın almıyorsun yani oradan okuyorsun. 3 kitabın 3'ünü de oradan okuyabiliyorsun. 2 makalenin 2'sini de oradan okuyabiliyorsun. 5 madde. Size vasiyetimdir. Mahşerde karşılaşacağız biliyorsunuz. Dünyada karşılaşanlar orada da karşılaşır. Size diyeceğim ki ben size 2020 yılının Ocak ayında geldim mi? Geldim. Vasiyetimi söyledim mi? Söyledim. Ne yaptınız? Diyeceğim. Orada kötü olmayalım. Çok yoğun işim var orada. Adamın canını sıkmayın yani. Geçen de bir talebem bana şöyle bir akıl verdi, Allah razı olsun. 150 kadar talebe, Anadolu Lisesi'ndeyiz, sohbet. Çocuklar bana dua edin dedim. Hepsi yüzüme bakıyorlar, hocaya nasıl dua edeceğiz acaba diye düşünüyorlar kafalarının içindeki belli de konuşan yok. Ben de bekledim, birisi açıkça sorsun, hocam nasıl dua edelim desin. De söyleyeyim. Nihayet bir haylaz parmak kaldırdı. Hocam dedi, şair Nabi'yi çok seviyorsunuz dedi. Nereden anladın dedim. Ben dedi sevgilimi böyle anlatıyorum. Sevmek böyle bir şey dedi. Tecrübe konuşuyor hocam dedi. Sevdiğinizi anladım dedi. Benim anlattığım gibi anlatıyorsunuz. 17 yaşında delikanlı bize tecrübe satıyor yani. Dedim. Siz şimdi Nabi'yi özlersiniz dedi. Kaçınılmaz dedi. O nereden çıktı dedim. O da tecrübe dedi. Seven özlüyor dedi. Yanında olsa bile özlüyor hocam dedi. Bana bak dedim delikanlı, benim üstümden sağa sola mektup yazmayı bırak. Ne diyeceksen onu de. Hocam dedi, sevdiğinize bir an önce kavuşmanız için dua edeyim mi? Bana bak dedim, mikrop. Öyle dua olmaz. Sevdiğim doğru, özlediğim de doğru ama kavuşmanın acelesi yok. Bekleyebilirim. Sen duymadın mı, adam hacca gitmiş dua ediyor. İhtiyar. Ya Rabbi canımı burada al. Ama bu sefer değil. Cömertli dillere destandı. Hatta onun kızı esir alındı da Bedir Harbi'nde. Hazreti Peygamber kerem sahibinin evladına muamele, babasına muamele gibi olmalıdır diyerek ona ihsanda bulundu. Çünkü babası çok cömert bir insandı. Hatem-i Tayyi. Okuduğum şiir Hatem-i Tayyi'yi anlatıyor. Cömertliği dediğim gibi insanı korkutacak kadar. Müthiş yani, akıl almaz cömert adam. Bir gün ona sormuşlar. Demişler ki, ey Hatem, senden cömert adam gördün mü? Gördüm dedi. Ne gördün? Dağda kalmıştım bir gün, bir çobana misafir oldum. Yemek yerken, böbrek lezzetli geldi, sevdiğimi belli ettim. Kaşla göz arasında ev sahibi çoban çıktı, 9 koyunu varmış, hepsini kesti ve böbreklerini bana ikram etti. Adamın 9 tane koyunu var, hepsinin böbreğini bana yedirdi. Ertesi sabah ben çiftliğime geldiğimde, o çobana 300 koyun armağan ettim, hediye ettim, dedi. İyi de dediler, o 9 koyun feda etti, sen 300. Neden o daha cömert diyorsun? Ben 10 binlerce koyunumdan 300'ünü verdim. O 9 koyunun tamamını verdi. O benden cömert.
Sözü bağlıyorum. Bir yerde bitirmek lazım. Çok yer gezdim. Yani hele son 1,5 yılda Türkiye'nin hemen her yerinde bulundum. Yurt dışına gidiyorum. Avrupa ülkelerinin birçoğunda bulundum. Daha dün Danimarka'daydık. Önümüzdeki hafta Almanya'da olacağız kısmetse. Ve her yerde kardeşlerimizin, insanımızın çok yoğun ilgiyle dinlediğini gördüm, görmesine de. Yani yüzünüz diye söylemiyorum, Maraş gibisi yok. Allah nazar. Vatan millet teminatı, hususi bir teveccüh var, ilahi bir mazhariyet var Maraş'ta besbelli. Cenab-ı Hak bunun bereketlenmesini artarak devamını nasip etsin. Düşman kavi talih zebun, Fuzuli'nin dediği gibi, dost bi perva, felek bi rahim dervan bi sükun, dert çok, hem dert yok, düşman kavi talih zebun. İşte ümidimizi yeşerten, canlı tutan böyle yerler ve böyle insanlar. Dualarınızla eksik etmeyin, nasıl dua edeceğinizi demin söyledim. Öyle öyle dua edersiniz. Acele etmeyin. Bağlayacağız dedik ama öyle hemen de değil yani. Bir bağlama yapacağız yani. Az kaldı. Şeyh Galip merhumdan size birkaç mısra okuyacağım. Şiir okumadan indin diyorlar. Bazen bu tenkide maruz kalmak istemiyorum. Bana her zaman sorulmuştur, ezberi nasıl yapıyorsun diye. Sevgili gençler, burada gençler çoğunlukta, ezberin nasıl yapıldığına dair özel bir video yaptım. 300 küsur bin defa tıklandı. Lütfen ezber nasıl yapılır, hayata inanç diye yazın. Videodan onu bir seyredin. Ben bunun için bir 20 dakika daha konuşmuş olmayayım. Bu sizi de beni de yorar. Dikkatler de dağılır zaten. Ama bu önemli bir konu. Bu önemli. Ben sadece şu kadarını söyleyeyim. Davud-u Ta'i Hazretleri Evliya'nın büyüklerindendi. Allah dostuydu, hem alim hem veli. Bu kavramları da duymakta fayda var. Alim var, arif var, veli var. Nedir bunlar? Soruldu, cevap şu. Kafa bilgilerine sahip olana alim denir. Kalp bilgilerine edinene arif denir. İkisine sahip olana veli denir. Davud-u Ta'i Hazretlerine sordular. Bu kemali nasıl buldunuz diye, nasıl yüceldiniz diye iki sebep söyledi. Beni bir kedi irşad etti, kedi. Bir de şarkıcı bir kadın dedi, meyhanenin önünden geçiyordum. İşe bak sen, kediden ders almış, bir de şarkıcı kadından. Nasıl oldu dediler. Kedi fareyi beklerken o kadar dikkatliydi ki kılı bile kıpırdamıyordu. Baktım dakikalarca taş gibi bekliyor ve şunu söyledim kendime. Ey Davud! Bir lokma et için kedinin gösterdiği dikkate bak da utan. Sen insansın, ebedi saadet derdin var. Derslerimi, hocalarımı o dikkatle dinledim. Bu aklın terbiyesidir. Dikkati toplayabilen kazanır. İlmin şartıdır. Dikkati toplayamadan anlayamaz insan olur. Bu kadar kalabalığın, her yaştaki böyle bir kalabalığın bunca uzun bir süre dikkatini çırt çıkarmadan toplu tutabilmesi elbette. Dedim ya, Allah nazardan saklasın demem ondan. İkincisi şu, şarkıcı kadın açıktan günah işliyor, meyhanede şarkı söylüyor. O size ne öğretebilir dediler. Ben onun şarkısına da, kadınlığına da, meyhanesine de bakmadım. Sözleri şu idi. Diyordu ki, hangi güzel yüz vardı ki toprak olmadı? Hangi güzel göz vardı ki yere akmadı? Dünyadan soğudum. Dünya sevgisi kalbi terk edince Allah sevgisi dolar dedi. Yani kediye bakarak aklını, o sözleri dinleyerek kalbini terbiye etti. Alim ve arif oldu. Siz o videoyu sevgili gençler, merak edenleriniz bir kere daha dinlemiş olsunlar. Vasiyetimize tekrar dikkat çekmek isteriz. www.hayatinaş.com vasiyet ettiğimiz kitaplar. Sözün sonu ise şudur. Özel bir televizyon kanalında iftar programındayız ve son bir dakikadayız. Sunucu iyice sıkıştı. Son dakikayı doldurma derdinde
Hocam dedi, bir dakika kaldı, son cümlenizi alalım, son sözünüzü alalım, programı kapatalım dedi. Bunu sorarken 20 saniye geçti zaten. Kaldı 40 saniye, son sözümüzü söyleyeceğiz. Kızım dedim, son sözüm şu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah.